A1-A2 seviyesindeki İngilizce metinleri çevirmeye devam ediyoruz. Dördüncü bölümdeyiz. Hemen ilk metnimize geçelim burada. Toplamda iki tane burada gördüğünüz gibi farklı sayfalarda metinler var arkadaşlar. Bu toplam bir metin ediyor zaten. Burada rahatlıkla görebilmeniz açısından bunları parça parça yaptım. Şimdi bunları cümle cümle çevirelim. Hadi bakalım. Şimdi Selin banyoya girdi diyor. Bakalım ne yapacak? Suyu, soğuk suyu açtı, sıcak suyu açtı, musluktan sıcak su geldi ellerini ılık suyun altına koydu. Elini yıkayacak. Gördüğünüz gibi avuşturdu, avuşturdu falan diyor. Tamam burada el yıkama işlemini hep birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Cümle cümle çevireceğiz. Selin banyoya girdi. Evet girmek anlamında go into'yu kullanalım. Bir yere girmek anlamında go into, işte come into, come in, come in ve benzeri fiilleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ya da enter gibi Genel bir tabirle zaten bunu çevirebiliriz. Yani tırı çoğu yerde görebilirsiniz zaten girmek anlamında. Her neyse şimdi özneden başlıyoruz. Selin diyoruz. Öncelikle bunu yazabilmeniz için bir ilk olarak tensine bakın arkadaşlar. Yani tensimizden kastımız hangi zamanda yazılmış bu? Hangi zamanda olmuş? Bunu nereden anlayabilirsiniz? Yüklemden tabii ki. Bakın Selin banyoya girdi. Girmek anlamında bu eylem yüklem konumunda olacaktır. Size tensi verir. Dili geçmiş zamanda yazılmış gördünüz mü? Yani burada simple past tense dediğimiz dili geçmiş zaman bunu klasik hangi tane sorusu olsun fiilin ikinci halini yazarak yapabiliyorduk. Düzenli fiillerde ed takısı alıyordu. Düzensiz fiillerde de tabi değişimi uğruyordu fiilimiz. Evet. Girmek anlamında hangisini kullanalım? Burada go into'yu kullanalım. Bu go into da ne oluyor? Go ikinci haline dönüyor. Went oluyor. Selin went into the into the bath bathroom. Evet banyoya girdi. Gördüğünüz gibi Selin went into the bathroom. Selin banyoya girdi. İkinci cümleye geçiyorum. Soğuk suyu açtı. Açmak, kapatmak anlamında turn on, turn off'ı öğrenmiştik. Açmak, turn on, kapatmak, turn off şeklinde. Burada turn on fiilini kullanacağız. Bunu kullanacağız özne yazıyorum. Tekrardan Selin yazmama gerek yok. Selin bir kız ismi olduğu için she ile başlıyorum. She'yi biz kadınlarda kullanıyoruz. He'yi erkeklerde, it'i de tabi genellikle insan dışı varlıklarda kullanıyoruz. Şimdi turn ne oluyor? Turn oluyor değil mi? Düzenli fiil olduğu için id takısı aldı. She turned on. O açtı. O neyi açtı? Bundan sonra nesne yazıyorsunuz. Neyi derseniz cümlede nesneyi bulmuş olursunuz. Neyi? suyu. Gördüğünüz gibi suyu da ondan sonra yazacaksınız. Ama neyi? Soğuk suyu. O zaman soğuk su yazacaksınız. Turned on the cold. Soğuk demektir. Water da su demektir. Cold water. Evet. ikinci cümle de çevrilmiş oldu. Üçe geçelim. Sıcak suyu açtı. Aynı sistemi burada da sıcak yapacağız. Şu cold'u warm yapacağız ya da hat yapacağız. O zaman warm yazalım. İkisine birini tercih edelim. Tekrardan yazıyorum. She turned diyorum. She turned on. O açtı. The sıcak hot ya da warm'u kullanacağız. Hot'ı kullanalım. Hot water. Evet, sıcak suyu açtı. Hot'ı burada sıcak anlamında çevirdik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Musluktan sıcak su geldi. Evet geldi. Şimdi bir şeyden geldi anlamında kullanırsanız burada come out'u kullanın arkadaşlar. Come out bir phrasal verb'tür. Come gelmek out'ta bir şeyden gelmek anlamında kullanılır ve bunu off'la bağladığınız zaman come out of yani of'tan sonra da neyden geldiğini yazarsınız. O şekilde cümleyi noktalayabilirsiniz. O zaman şöyle yazalım. Geldi diyor. Ne geldi? Özneyi arayalım. Sıcak su, özne. Evet. Hemen yazalım. Sıcak su. Hot water. Hot water. Sıcak su. Geldi. Come. Come out. Of ifadesini, yapısını kullanacağız. Of'tan sonra da neyden geldiğini yazacaksın. Buraya da musluk yazacağız. Bu come ne oluyor? Came oluyor değil mi? Bu şekilde. Came'e dönüyor. Neden? ikinci halini kullanıyoruz. Hot water came out of musluk. Faucet. Faucet. Evet. Musluktan geldi. Hatta bunun başına d getirirsek de faucet dersek çok daha mantıklı olur. Evet. Musluktan sıcak su geldi dedik. Ellerini Ilık suyun altına koydu. Soruyorum. Koydu yüklem. Kim koydu? O. She özne. Hemen özne yüklemi yazın. She koymak. Koymak anlamında put'u kullanalım. Put'un ikinci hali bakın yalın hali put'tur. İkinci hali put'tur, üçüncü hali de put'tur. Tamam mı arkadaşlar? Değişmiyor. She put. Şimdi soruyorum. O neyi koydu? Nesne arıyorum çünkü. Neyi koydu? Bakalım şöyle ellerini koydu. O zaman puttan sonra ellerini yazacaksınız. Çünkü nesne gelmesi gerekiyor yüklemden sonra. Her hands ellerini. Onun her onun anlamında hands de eller anlamında. Onun ellerini yani ellerini koydu anlamı çıktı. Şimdi bakıyoruz. Nereye koydu? Ilık suyun altına. Evet. Ilık suyun altına. O zaman altına anlamında burada bir edat kullanalım. Under'ı kullanalım. Under altına, altında anlamlarına gelmektedir. Bir edattır tabii ki. İsimlerin önüne biz bu edatları getiriyoruz. Yani bir preposition olarak bunu öğrenebilirsiniz. Under the ılık su. Ilık su. Ilıkı burada hot değil de warm olarak verelim. Warm warm water. Evet. Under the warm water. Ilık suyun altına ellerini koydu. Noktayı koyduk. Devam ediyoruz. Şuradayız. Ellerini ovuşturdu. Evet. Ovuşturmak anlamında rub'ı kullanacağız. Kim ovuşturdu? Tekrar özne she. Bakın özne ve yüklemden oluşuyor sadece bu cümle. Şu fiilimiz, şu fiilimiz ovuşturmak anlamına gelmektedir. Bunu ikinci halli yazdığımız zaman şuna dönmektedir. Rapt şekline dönmektedir. She rapt. Ellerini ovuşturdu. Devam ediyoruz. Bir kalıp beyaz sabun aldı. Aldı. Yüklem. Özne ne? O. Tekrardan o. Hemen özne yüklemi yaz. She özne. Almak. Almak. T2 kullanalım. Bakın. t fiili almak anlamına gelir. İkinci halli yaz. Took şeklinde. She took. Soruyorum. O neyi aldı? Nesne var mı? Bir kalıp beyaz sabun. İşte size komple nesne. Bir kalıp anlamında a bar of'u kullanalım. Bu bir yapı tabii ki. A bar of yapısı arkadaşlar. Bir kalıp anlamına gelir. Of'tan sonra da neyin kalıbı olduğu anlamına burada çıkmaktadır. Onu yazarsınız ve cümle noktaladır. Beyaz sabun. Of'tan sonra beyaz sabun getireceksiniz. White white soap. White soap. Evet. White'ı beyaz olarak yazdık. Soap da sabun olarak yazıldı arkadaşlar. A bar of white soap. Yani bir kalıp beyaz sabun anlamına gelmiştir burada. Evet bu bölümdeki şu son cümleyi hemen yazalım, diğer sayfaya geçelim. Sabunu elleriyle ovuşturdu. Hmm, bakın, burada, şurada ellerini ovuştur dedik, burada da sabun eklendi bu cümleye. Sabunu elleriyle ovuşturdu. Evet. Ovuşturdu yüklem. Kim? O. Hemen özne yüklemi yazın. She özne ovuşturmak yüklem. Rabı zaten yazmıştık. da oldu. She rapt. Evet. O neyi? oğuşturdu neyi sabunu karıştırmayın arkadaşlar ellerini değil sabunu oğuşturdu ellerinden yardım alıyor sadece onu da sabundan sonra yazacağız şimdi sabunu oğuştursun bakalım she rubbed the soap the soap sabunu oğuşturdu yazdım şimdi elleriyle dikkat ettiniz mi Burada küçük bir ile ifadesi var. İleyi biz neyle veriyoruz genellikle? With ile değil mi? With her hands. Hands. Elleri ile. Onun elleri. Onun her. Eller hands. With ile. With her hands. Elleri ile sabunu oğuşturdu. Evet bu cümlede yazılmış oldu. Şimdi devam ediyoruz. Daha bitirmedik. Sabunu geri koydu. Peki. Geri koydu. Koymak anlamında az önce putu kullandık. Geri anlamını katmak için de putla birlikte back'i kullanalım. Bu da phrasal verb'e dönsün. Put back şeklinde. O kim o? She değil mi? Tekrardan özne. Çünkü geri koydu. Kim o? She. Put dedim koydu. Tamam mı arkadaşlar? Put back geri koydu. Ama bunun arasına şöyle nesne alsın. Put ile back'in arasına nesne gelebiliyordu. Bunun arasına sabun koyalım ve cümleyi noktalayalım. Put the soap back. Evet. Nesne alan phrasal verb'ler arasında yer almaktadır zaten. Arasına böyle nesne alabiliyor arkadaşlar. Ya da bu soap'u back'ten sonra da yazabilirsiniz. Tabii ki bir sakıncası yok ama genel bir kullanımı budur. She put the soap back. Sabunu geri koydu şeklinde. Zaten putu biliyoruz ikinci hali de puttu. Yarım dakika ellerini yıkadı. Evet aslında yarım dakika boyunca değil mi? Bir süreç var burada. Bakın bir edatla bunu vereceğiz o da for edatıyla. For half a minute, değil mi? Yarım dakika boyunca aslında. Öyle demek istiyor. Tabii biz onu yalınlaştırmak için söylemiyoruz. Şimdi yıkadı kim? O özneyi yazıyorum. Özne yüklemi mutlaka ve mutlaka yazmamız gerekiyor. Yoksa yanlış yazarız. Özne şi. Yüklem yıkamak. Yıkamak wash fiilini kullanalım. Bu da id takısı alsın. Washed olsun. Şi washed. O yıkadı. Şimdi soruyorum. O neyi yıkadı? Nesne aradım. Daima ne yaptıysam bu cümlelerde aynı şeyi yaptım. Özne yüklemden sonra nesne aradım. Ellerini washed her hands. Evet. Şimdi bir de şu var değil mi? Her'ü biz kadınlarda kullanıyoruz. Onun anlamında. Bir de erkeklerde his var değil mi arkadaşlar? Mesela erkek olsaydı burada Selin his hands diyecektim. Mesela Ali olsaydı burada o zaman her değil de his olacaktı. Tamam mı arkadaşlar? Onun anlamında. Bunu da not alınız. Her hand şu kaldı sadece. Dakikamız kaldı. Yarım dakika. Bunu birleştirmek için forla veriyorum bunu. Yani o süreci burada edatla birleştirmem için for half half a minute. Half a minute. Evet. Yarım dakika. Half yarım zaten. E минутte burada bir dakika, bir dakikanın yarımı anlamında, tamam? O da yarım dakika zaten yapıyor. Sonra ellerini su ile duruladı, tamam? Sonra anlamında. Deni hemen koydum buraya. Evet, den sonra anlamında, ardından anlamına gelmektedir. Den hemen özne yazıyorum. Şi. o duruladı. Özne she yüklem durulamak. Durulamak rinzi kullanalım. Şu rins. Bu da id takısı alsın. Rinsed olsun. She rinsed. O duruladı. Neyi duruladı? Ellerini duruladı. Rinsed her hands. Şu kaldı Neyle? Su ile. Su ile. ile anlamında with'i kullanacağız. Az önce öğrendik. With the water. Su ile ellerini duruladı. Evet. Sıcak suyu kapattı. Artık kapatıyor suları. İyika delini duruladı. Sıcak suyu kapattı. Kapatmak, yüklem kim? O kapattı. She, kapatmak. Kapatmak. Az önce açmayı öğrendik. Turn on, kapatmak. Turn off. Şu fiil yani. Aslında phrasal verb'e dönüyor arkadaşlar bu da. Şu şekilde turn off, kapatmak. Hani ışığı kapatmak dediğimiz zaman turn off the lights, turn on the lights. Mesela bu şekilde konuşabiliyorduk söylüyorduk ya oradan aklınıza gelsin sadece ışık değil musluk kapanır şu kapanır bu kapanır o zaman bu turn ne oluyor turned oluyor değil mi she turned off o kapattı Evet. arasına tabii ki burada işte az önce şurada put back diye yaptığımız gibi yine nesne alabilir ardından da yazabilirsiniz arkadaşlar çok bir farkı yok zaten Sıcak su diyeceğiz şimdi of'tan sonra sıcak suyu kapatıyor çünkü. The hot hot water sıcak suyu kapattı. Bu cümleyi yazdık. Soğuk suyu kapattı. Aynı ifadeyi bu sefer de soğuk suyla birlikte yazacağız. She diyorum. She turned off the bu sefer de sıcak hayır soğuk suyu cold cold water. Soğuk suyu kapattı. Hot sıcak, cold soğuk anlamına gelmektedir. Bunlar tabii ki sıfat olarak kullanılıyor. Evet, son cümlemiz mi? Son cümlemiz ellerini havluyla kuruttu. Son cümlede de bu var. Evet, kuruttu. Yüklen kim? O. She kuruttu diyeceğiz şimdi. Kurutmak anlamında neyi kullanalım? Dry fil'ini kullanalım. Dry hem kuru anlamına gelir sıfat olarak kullanılır hem de kurutmak anlamına gelir arkadaşlar. Bunu ed takısı ile yazdığımız zaman dried olur. Şu şekilde tamam. O kuruttu anlamında. Çünkü simple past tense ile yazıyoruz. Düzenli fiil olduğu için ed takısı aldı. Dili geçmiş zamanı yaptık. O kuruttu. Tamam. She dried. O neyi kuruttu? Ellerini kuruttu. Onun ellerini değil mi? Her hands. Zaten bunu öğrenmiştik. Şu kaldı ne ile kuruttu? Bir aracı var burada. Havlu ile kuruttu. İle anlamında da with, with'i kullandık. With havluyla with a towel diyelim. Towel. Havlu towel anlamına gelmektedir arkadaşlar. Evet dördüncü bölümü de noktaladık. Beşinci bölümde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.